Merhaba, Mekan ve İnsan'ın 303. bölümüyle tekrar karşınızdayız. Bugün stüdyodaki konuğum İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Planlama Müdürlüğü'nden Elvan Kahraman. Aslında bugün bir konuğumuz daha olacaktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'ndan Maya Arıkanlı Özdemir. Fakat kendisi bugün rahatsızlandı ve İzmir'e geri dönmek durumunda kaldı. Bu vesileyle kendisine de geçmiş olsun dileklerimizi buradan iletelim. Elvan, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba Melis. Merhaba. Bugün biz Elvan'ın Seul Üniversitesi Şehir Planlama Yüksek Lisans Programı kapsamında hazırladığı İstanbul'da soylulaşmayı önceden tahmin etmek için makine öğrenmesi ile öz nitelik seçimi hakkındaki test çalışması kapsamında bir sohbet gerçekleştireceğiz. Maya da aslında burada bu test çalışmasına sağladığı katkı, soylulaştırma kavramı, İstanbul'da soylulaştırma üzerine Elvan'ın tezine de sunduğu katkıyla aslında bize destek verecekti. Her ne kadar kendisi burada olmasa da ben Elvan size isterseniz böyle başlayayım. Yani Maya ile tanışmanız ve yine aslında program öncesi yazışmalarımızda siz bahsetmiştiniz. Bu yaptığınız bilgi alışverişleri tezin gelişimine de oldukça katkıda bulunmuş. Belki evet. Biraz bundan bahsederek başlarız. Evet, ben Seul Üniversitesi'nde bir sene boyunca öğrenim gördüm ve tezimi orada yazmaya başladım. Literatür taramamı, giriş kısmını orada bitirmiştim. Türkiye'ye döndüğümde data ihtiyacım doğdu. Açıkçası soylulaştırma benim için çok yeni bir kavramdı. Makine öğrenmesi de aynı şekilde benim için. İki yeni kavramı tezimde sıfırdan çalıştım ve soylulaştırmada tam olarak hangi datayı kullanacağım ve o data içerisinde nelere bakacağım, neleri gözlemleyeceğim ve analiz edeceğim konusu tamamıyla bir toz bulutuydu bende. Sonra yavaş yavaş datalarımı toparlamaya başladım. Çok kıymetli bir point of interest datası elde ettim. 17 bin satır. Bu makine öğrenmesi algoritmaları için son derece ideal bir datadır hacim ve büyüklük olarak. Point of interest datasını anlatmam gerekirse mekansal datalar, işte trafik ışıkları, restoranlar, dini tesisler, ticari alanlar, yani aklımıza gelebilecek mekana dair her şeyi barındıran data seti. Ama elimdeki data seti, evet, güzel bir data seti ama tam olarak o data setinde neyi arayacağım, soylulaştırmanın izini hangi öz niteliklerde arayacağım ve açıkçası soylulaştırmayı daha çok tanımlayan bir başka data set, hangi data setiyle kıyaslayarak, arasında bir bağıntı, bir ilişki kurarak ortaya bir test çıkaracağım kısmı tamamıyla bir toz bulutuydu ve Maya ile bu vesileyle tanıştık. İşte beyin fırtınalarımız neticesinde içinden öz nitelikleri işte teker teker seçtik, işte o kendi böyle ampirik deneyimlerinden yola çıkarak, işte yel değirmeninde doğup büyümüş, yel değirmeninde şöyle bir süreç vardı, işte mesela benim aklıma bile gelmeyen bazı işte fikirleri vardı, mesela işte tarım yapılan yerler, tarım arazileri gibi, mesela işte tarım arazilerinin sayısının değişimi. Bu arada data 2013 ile 2021 arasında bir zaman serisi datası. Yani ne kadar, işte 2013'te ne kadardı? 2013, 2014, 2015, 2021'e kadar bu sayılar ne kadar değişti ve ne kadar oldu? Ve asıl önemli kısım aslında o soylulaştırmayı tam olarak tanımlayan, yani tam olarak değil de aslında bu yine biraz uzman görüşüne her zaman muhtaç bir konu, soylulaştırmayı tanımak ve tanımlayabilmek. Ona şu şekilde karar verdik. İşte bir eski semt sakinleri var, onlar yer değiştiriyor, yeni bir semt sakini profili oluşuyor orada veya tam tersi. Semte yeni bir profil taşınıyor ve o semtin eski sakinleri yer değiştirmek zorunda kalıyor. Yani soylulaştırma aslında böyle bir süreç, bir yer değiştirme süreci. Ve eski sakinlerin eğitim düzeyi,
ne mesela ortaokulu ve altı diploma sahibi gidenler lisans ve üstü sahibi diploması olup o semte gelenler datası ve göç hızı datasını ben soylulaştırmayı tanımlayacağım ve o POI datası içerisinde hangi öz nitelikleri seçeceğim konusunda aslında bu datadan yardım aldım ben. O da yine aynı zaman serisi içerisinde 2013-2021 yılları arasında şeklinde mayayla bu şekilde beyin fırtınalarımız neticesinde ben hangi datayı kullanacağımı, içinden neleri gözlemleyeceğimi netleştirmiş oldum. Yani aslında biraz Maya'nın buradaki katkısı bir şehir plancısı olarak ve İstanbul'da da zaten soylulaşmayı halen yaşamaya devam eden bir semtte doğmuş büyümüş birisi olarak aslında sizin parametre seçimlerinizde ve o parametreleri nasıl çerçeveleyeceğinizi de size yol gösterici olmuş gibi anlıyorum. Keşke tabii o da burada olsaydı. Bugünkü sohbetimize eminim çok değerli katkılarda Kesinlikle. bulunurdu ama umarım iyileştikten sonra kısa bir süre içerisinde kendisiyle de bir araya gelme şansı buluruz. Ben Umarım. tezinizin ilerleyişi üzerinden müsaadenizle sorularıma devam edeyim. Şimdi tabii her test çalışmasında olduğu gibi bir önce bir bakıyoruz. Hani bir ana çerçeveyi çizmek gerekiyor. Siz de bunu yaparken İstanbul'daki soylulaşmanın tarihine bakıyorsunuz ve üç ana dalga keşfetmişsiniz. Üç ana dalgadan bahsediyorsunuz. Mekan ve insan kapsamında soylulaşma çalışan pek çok hocamızı ağırladık. Nil Uzun bence hani zaten bize bunu çok detaylı bir şekilde anlatmıştı. Ama bir de sizden dinlemek isterim. Tez kapsamında bunu ele aldığınız örnekler üzerinden de belki birazcık anlatırsınız. Böyle bir Tabii ki. tarihsel çerçeveyi bize de çizer misiniz lütfen? Tabii literatürü taradığımda ilk zaten yani ortak bir görüş olarak benim gördüğüm üç ana dalgadan bahsediliyordu. İşte o 80'lerin başındaki hep konuşulan neoliberal kalkınma programları neticesinde işte Kuzguncuk, Arnavutköy ve Ortaköy semtlerinde başlıyor. Bir yapı stoğu yenilenmesiyle başlıyor. Ortaköy özelinde de Ortaköy meydanının yenilenmesiyle işte orada barların, restoranların, kafelerin açılmasıyla buralar bir cazibe merkezi haline geliyor. 80'lerin sonuna doğru da İstiklal Caddesi'ndeki yenilemeden Asmalı Mescit, Cihangir ve Galata semtleri nasibini alıyor. Asmalı Mescit de biraz daha nasıl diyeyim dramatik bir göç hikayesi var. Sadece konut değil ticari işletmelerin de bir göçü hikayesi var. Cihangir ve Galata'da biraz daha zamana yaygın, biraz daha yavaş ilerliyor süreç. 90'lara geldiğimizde de Haliç'e kıyı olan semtlerde işte Fener ve Balat'ta görüyoruz aynı süreci. Bu da yine aslında Haliç'teki o kimyasal atıklardan kaynaklı kötü kokuların engellenmesi adına başlatılan işte Fatih Belediyesi ile ve Avrupa Komisyonu'nun fonladığı projeyle başlatılan o proje kapsamında yapı stoğunun yenilenmesiyle başlayan bir süreç. Belki herkes bilir Fener, Balat'ta insanlar aslında işte o eski Osmanlı ahşap evlerde birkaç aile şeklinde yaşayan ve toplumun alt gelir grubunu, belki de fakir grubunu temsil eden insanlardı. Bu süreçte Fener, Balat için bu şekilde başlıyor ve tetikleniyor. 2012'ye geldiğimizde de aslında bu üç dalgadan sonra kentsel dönüşüm yasasını görüyoruz. Kentsel dönüşüm yasasından sonra da artık merkezi otoritenin büyük bir rol aldığını bu sürecin başlamasında ve aslında diğer süreçlerden çok daha yoğun, çok daha hızlı bir şekilde hızlandığını gördüm ben literatür çalışmalarımda. Yani zaten bu konuda yapılan tüm çalışmaların ortaya koyduğu şeylerden bir tanesi konjonktür. Şimdi tabii Türkiye'de çok ciddi başka bir göç dalgası daha var. Soylulaşmanın başka biçimini tekrar yaşıyor olacağız muhtemelen birlikte. Dolayısıyla aslında bu makine öğrenmesine sizin yaptığınız bu modelle aslında bundan sonraki süreçlerdeki tahmini kolaylaştıracak. Dolayısıyla aslında konjonktür değişecek belki ama parametrelerimiz yani bizim burada seçtiğimiz değişkenler
olabildiğince benzer kalmaya devam ettiği müddetçe, onlarda büyük değişiklikler ve kırılmalar olmadığı müddetçe aslında bu model bize nerede soylulaşma olacağını gösterecek bir model ortaya koyuyor. Dolayısıyla bence çok kıymetli. Böyle benim gözümde canlanan şey, tabii bilmiyorum ne kadar doğru ama birazcık bilim kurgu filmlerinden etkileniyor olabilirim. Böyle hani haritalarda yanıp sönen yerler, burada bir şeyler olacak şeklinde. Şimdi siz bize birazcık da anlatırsınız zaten. Evet. İzleyicilerimizin arasından muhakkak bilenler vardır ama ben gerçekten bilmiyorum. Yani hani benim jenerasyonum hani örgün eğitimde kodlama öğrenen bir jenerasyon değil. Dolayısıyla makine öğrenmesi bize de yeni olan bir kavram. Ne olduğunu az çok belki biliyoruz ama yöntemlerini hiç bilmiyorum. Mesela öz nitelik seçimi nedir de hiç bilmiyorum. Belki biraz hani genel olarak bir yöntemlerinden bahsedip bir de siz bu öz nitelik seçimini nasıl, neden kullandınız, neden bunu seçtiniz, bize biraz onu anlatırsınız. Şöyle, ben de orta öğretimde yazılım öğrenen nesilden değilim. Ben de sonradan öğrendim yazılımı. Makine öğrenmesi aslında bir lineer makine öğrenmesi algoritması diyelim, makine öğrenmesi metodu diyelim, aslında bir lineer denklem çözmektir. Öz niteliklerde bu lineer denklemin doğruluk katsayılarıdır. Yani biz doğruluk katsayılarını bulduğumuzda, yani öz nitelikleri bulduğumuzda biz o denklemi çözmüş oluruz. Kısaca ve özetle böyle açıklayabilirim. Öz nitelik seçimi de şu anlamda makine öğrenmesinin önemli bir kısmıdır. Ne kadar bağıntılı, ne kadar ilgili, ne kadar önemli, en önemli öz niteliği seçmek demek, o kadar doğru ve tutarlı tahmin demektir. Bu yüzden öz nitelik seçimi de en önemli parçasıdır. Ben kendi datamda şöyle yola çıktım. Bir regresyon modeli kullandım. Ve bu regresyon modeli, işte benim bir eğitim datam var, bir eğitim değişimi datam var, bir de POI datam var. Ben bu eğitim ve değişim, eğitim değişimi, eğitim alınan eğitim ve verilen eğitim ve bu göç datasıyla POI datası arasında bir regresyon modeli kurdum. Ve daha sonra bir sonuç ürettim. Ve bu sonuç aslında bir skor sıralaması. Yani bana bütün öz niteliklerime bir skor verdi model. Ve bu skor sayesinde de ben bir öz nitelik önem sıralaması yaptım. Yani burada aslında yaptığımız şey, yani İngilizce tabiriyle de işte feature importance. Yani o öz niteliği önem sıralamasıyla tanımlayabilmek, önem sırasına koyabilmek. Yani gelecekte bir soylulaşma tahmininde aynı data kullanmak istersek bu öz nitelikler modelimizi doğru yönde etkileyecektir gibi bir sonuca varabiliyoruz. Hemen bağlayalım. Evet. O öz nitelikler hangileri diye sormak istiyorum. Çünkü burada çıkan öz nitelikler dediğiniz gibi bu data seti ile ilişkili bir öz nitelik sıralaması zaten. Dolayısıyla bence bunun altını da tekrar çizelim. Yani hani zaman değiştiğinde, data seti değiştiğinde başka öz nitelikler öne çıkabilirler tabii. Ama bu noktada sizin yaptığınız bu çalışmada soylulaşmayı tetikleyen değişkenler, özellikler nelermiş? Ben 11 ilçe üzerinde çalıştım. 39 ilçe üzerine maalesef çalışamadım. Hatta insan böyle tezi yazarken bir de literatürde Osman Türkün Hoca'yı bilirsiniz. O tabii. Airbnb üzerine çalışmış mesela. Ah keşke Airbnb datam da olsaydı falan böyle. Böyle olunca ister istemez datayı biraz daha böyle sadeleştirmeye çalışıyorsunuz ya da biraz daha böyle genelden özele doğru kaymaya çalışıyorsunuz. O yüzden 11 ilçe üzerinde çalıştım. İşte bu ilçeler Ataşehir, Başakşehir, Küçükçekmece, Beyoğlu, Kadıköy, Bakırköy, Sarıyer, Ümraniye, Üsküdar, Beşiktaş ve Kartal ilçeleri. Ve her ilçenin kendi özelinde şeyi farklı. Çıkan öz niteliği farklı. Mesela benim şey olarak, deneyim olarak dikkatimi çeken, yani bu, ben de çünkü böyle İstanbul'un uç semtleri, uç ilçelerinden birinde yaşıyorum şu anda ve işte o kentsel dönüşümün, Başakşehir'deyim ve kentsel dönüşümün çok böyle canlı olduğu bir bölgedeyim. Benim
Gözlemlediğim ilk şey balık restoranları oluyor mesela. Başakşehir'de de mesela ilk o 42 öz nitelikte işte sizinle paylaştığım o grafiklerden bir tanesinde balık restoranı vardı örneğin. Onları da yansıtmamızı ister misiniz ekrana? Şu an bizim için faydalı olur Olabilir, mu? olabilir. Başakşehir'i mi? Evet, Başakşehir'e bakabiliriz mesela. Yansıtabilirsek sevgili arkadaşlar Başakşehir görselini. Şimdi tabii ilk sırada fast food zincirleri, metro istasyonu, tenis kortu, dondurmacı, şunu diyebilir insanlar. Tabii ki de yani şimdi orada bir soylulaştırma varsa bunlar da illaki olacak. Bu da aslında modelin biraz da doğru çalıştığını da gösteriyor. Doğru. Yani doğru bir regresyon kurduğunu gösteriyor. Pet Evet, pet shop. Mesela lokanta deniz ürünleri var. İlk kaçıncı sırada şu an ben göremiyorum ama mesela çiftlik var. Maya ile işte üzerinde shop. konuştuğumuz şeyler bunlardı. Daha bu regresyon modeli üretilmeden önce çiftlikler demişti. Ve tenis kortu mesela. Yani üçüncü sırada tenis kortu çıkmış Başakşehir'de. Bu da bana göre çarpıcı bir sonuç. Otosatıcıları zaten pet shop evet. Mesela belediye başkanlığı Başakşehir'de şu an yeni yerleşim merkezi olarak Kayaşehir var ve belediye başkanlığı gerçekten de oraya taşındı. Artık yeni bir konuma sahip. Başakşehir aslında diyeceklerim bu kadar. İsterseniz diğer ilçeleri inceleyelim. Mesela Küçükçekmece'de de yine deniz ürünleri, diş kliniği, bisiklet, motosiklet satıcıları ilk 3 sırada çıkmış. İşte mimarlık benim burada gözüme çarpan mimarlık ofisleri, işte pet shoplar Evet, çokça çıkıyor evet. bu arada. Adliye sarayı, tenis kortu burada da mesela Evet. var. İlk 42 içerisinden herhalde olmazsa olmazlardan bir tanesi. Dernek, vakıf gibi gibi. Mesela Sarıyer'de ilginç bir öz nitelik vardı. Psikiyatri klinikleriydi sanırım. Tam şimdi Sarıyer nerede? görselini açmamız mümkün olabilir mi arkadaşlar bu arada ekranı? Evet, Evet, psikolog. psikolog ofisleri mesela bu çarpıcı bir sonuç aslında benim için. Benim Çorbacı. gördüğüm, evet çorbacı, yine çiftlik, Çin, Japon lokantası, yöresel yemekler, işte o eski semt olarak çıkmış o da. Bir de şey Ataşehir'imiz var galiba. Eğer Sarıyer'i Ataşehir, bitirdiysek Ataşehir geçelim var. mi? Evet, Ataşehir. Ataşehir'de de yine Çin, Japon lokantası. Tenis kortu yine. Çok enteresan bir şekilde böyle. Dört ilçede de göze çarpıyor. Turizm firmaları burada farklı olarak. İşte diş kliniği göze çarpan. Yani hepsinde dört ilçede de ortak olarak göze çarpan diş kliniği. Burada en önde çıkan kolej mesela. Evet, kolej. Kolejin olmasının belki sebebi de yani kendi özel fikrim çok fazla işte koleje gidecek olan öğrenci sayısının yoğun olduğu ailelerin yaşadığı bir semt, Ataşehir'in bir semti olmuş olabilir. Kadıköy'de de mesela şey çıkmıştı. Daha sonra bizim Maya'yla konuşmuştuk onu. Şimdi dini tesisler datada kilise, cami, sinagog olarak geçiyor. Bir de dini tesis diğer var. Bu diğer ne olabilir acaba diye ben merak etmiştim. Demişti hatta yel değirmeninde çok fazla havra var. Diğer olarak işte diğer statüsünde bulunan
dini tesisler olarak. Bunu ben mesela bilmiyordum. Böyle böyle aslında hem deneysel hem bir takım tecrübelerden yola çıkarak ürettiğim bir tez oldu bu. Ben tezi yazarken gerçekten şehir planlama özelinde gerçekten çok zevk aldım, çok keyif aldım. Araştırmaktan keyif aldığım bir konu oldu. Şehrimi tanıdım her şeyden önce. Doğup büyüdüğüm şehri tanımak benim için çok büyük bir kazanım oldu. Peki şimdi siz yani burada isterseniz tezi yazan kimliğinizde, isterseniz de İBB'de çalışan kimliğinizle, isterseniz bir kombinasyonuyla yanıt verin ama şimdi bu tezleri yaparken aslında hepimizin bir hikayesi var. Bu konuyu çalışmaya bizi iten. Muhakkak sizi de soylulaşmayı önceden tahmin etmek iyi olurdu dedirten bir şey olmuştur ki bu tezi yazmaya başlamış olsanız gerek diye düşünüyorum. Dolayısıyla neden önemli? Yani bizim soylulaşmayı önceden tahmin etmemiz, bu veriyi nasıl kullanabileceğimiz, yerel yönetimlerin bunu araçsallaştırıp araçsallaştıramayacağına dair. Ben öksüreceğim. Sözü size vereyim. Buyurun. Şöyle soylulaştırma ya da soylulaşma, işte ben soylulaşma olarak öğrendim ama sonradan bir soylulaştırma olarak bir güncelleme geldi. İşte makine öğrenimi, makine öğrenmesi mi hep sürekli bir kavram karmaşası var. Soylulaştırma diyeyim ben. Bana göre aslında daha çok siz devam edin. Edilgen bir ifade. Aslında orada bir soylulaşmaya sebep olan bir faktör var. Hı hı. Ve ben daha çok o yüzden soylulaştırmayı kullanmayı tercih ediyorum. Neden önemli? Ruth Glass 1964'te bu kavramı ortaya atıyor ve bu aslında İngiltere'nin Londra'sında 1960'larda ortaya çıkan bir şey. Aslında belki İstanbul'da da çok eski ortaya çıkan bir şey bu yer değiştirme süreci. Çünkü bir mağduriyet yaratıyor ve bu mağduriyetin de bir şekilde giderilmesi gerekiyor. Yani giderilmesi için de olmadan önce bir şekilde öngörülmesi, analiz edilmesi ve bir risk raporu çıkarılması gerekiyor. Yani bir risk analiz raporumuzun olması gerekiyor ki önceden bunu tahmin edebilelim ve önüne geçebilelim. Mesela Seattle Kalkınma Ofisi 2035 vizyon analizine, bunu raporuna bu analizlerini dahil edebiliyor. Yer değişimi riski analizi. Bu İstanbul için de geçerli olabilir. Yani vizyonumuza yer değişimi tehlikesini ve riskini de dahil edebiliriz. Çünkü bunun bir sonu yok. Yani bu yer değişiminin sürekli bir shift edilme durumu, yani bir kısır döngü durumu. Yani insanlar sürekli bir yerden bir yere, bir yerden bir yere ve sınırlı topraklarımız var. Yani nereye kadar bu shift edilme durumu söz konusu? Tabii ki doğal olarak bununla ilgili bir politika üretilmesi gerekiyor. Ya da politika üretirken bunun da göz önünde bulundurulması gerekiyor. Bu çok rahatlıkla bir point of interest datası olduğu için coğrafi bilgi sistemleri analiz haritası olarak kullanılabilir. Bir risk analizi haritası oluşturulabilir. Karar alıcılar, politika üreticiler vizyonlarına bu yer değişimi tehlikesini ve riskini dahil edebilirler kolaylıkla ki dünyada bunun örnekleri var. Biz sadece belki yeni duymaya başladık. Şehir plancılar olarak değil ama işte halk olarak konuştuğumuzda ben de 2022 senesinde duydum böyle bir şeyi. Yani evet. Bana sağ olsun profesörüm Kore'de çok değerli bir profesör. Ona da buradan teşekkür etmek istiyorum. Single Lee. Bana soylulaştırmayı çalışabileceğimi söylediğinde iyi bir şeymiş gibi
algıladım önce. Soylu var çünkü kelimede. Kötü ne tarafı olabilir ki diyorsunuz. Ama biraz literatürü taradığımda ve biraz araştırdığımda inanılmaz dramatik sonuçlarının olduğunu gördüğümde evet bu gerçekten bir hem sosyal hem kültürel hem de ekonomik bir tehdit toplum için. Ve dahası sosyal eşitlik ilkesine aykırı her şeyden önce. Yani sosyal devlet olmanın şeyi, gerekliliği bir sosyal eşitlik ortamı sağlamaktır. Ve şehir planlama evet bir akademidir, akademik bir bilimdir ama bunun yanında bir kamu hizmetidir. Ve kamu hizmeti de sosyal eşitlik ilkesine bağlı olmak durumundadır diye düşünüyorum. Bu arada siz sözünü etmişken ve hocanıza referans vermişken biz de izleyicilerimize hatırlatalım. Ben sosyal medya paylaşımlarında hocanızın araştırmalarının ve çalışmalarının olduğu sayfaya bağlantı vereceğim. Sesim için özür dilerim. Bir gıcıklama geldi. Gidip geliyor sesim. Şimdi ben aslında sizin bir önceki soruyla ilgili verdiğiniz yanıttan belki hani kapanıştan önce bir son sohbet ederiz üzerine diye. Aslında araştırmalarla ilişkisini kurmayı da seviyorum ben mekan ve insanda. Çünkü siz örneğin Ataşehir'den bahsederken ve Ataşehir'deki en önemli en başat öz niteliklerden bir tanesi kolej olarak çıktığı için daha önce kaçıncı program olduğunu elbette hatırlayamam ama yine sosyal medya hesaplarında bağlantısını veririm paylaşırken bizim bölümümüzü. Sevgili Gizem Kıygı ile bir program gerçekleştirmiştik ve bu kapalı sitelerin gayrimenkul geliştiricilerinin aslında bir sonraki hedefinin daha doğrusu bunları pekiştirici olarak okulların ve kolejlerin de beraberinde nasıl yayıldığını gösteren İstanbul genelinde böyle bir çalışma yapmışlardı, bir haritalama yapmışlardı. Çünkü bizim bu kapalı siteler ya da kentin dışındaki yeni uydu kentlerdeki en önemli şey aslında kentle ilişkiyi olabildiğince minimize eden ve orada bir bahçeşehir sistemi yaratan mantık. Alışveriş merkezi daha önce düşünülmüş bir şeydi ama okul biraz geç geldi onun içerisine. Çünkü hani genel olarak biraz da adrese dayalı sisteme geçmeden önce aslında bizler puanlarımıza göre kentin herhangi yerindeki herhangi okullara daha rahat gidebiliyorduk ya da gidiyorduk. Dolayısıyla bu trafik bu kadar zor olmadan, ulaşım bu kadar zor olmadan önce alışveriş en önemli problem olarak düşünülmüştük uydu kentlerde. Ama daha sonra uydu kentlerde yaşayan profil, özellikle de çocuklu olduğu için, bu çocukların okula gidip gelmeleriyle ilgili ciddi problemler olduğu için, çünkü anne ya da baba bir şey daha eklemek zorunda rotalarına, nokta daha eklemek zorunda. Onu minimize etmek adına bu sefer kolejlerde, özellikle işte böyle özel okullarda yeni gayrimenkul projelerinin hemen yanında bitmeye başladılar ve bu çalışma onu göstermişti. Dolayısıyla sizin bu söz ettiğiniz şeyi dinlerken aklıma o geldi. Hakikaten de Ataşehir aslında tam da böyle gelişmiş. 1990'larda başlamış gelişmeye. Orta üst gelir grubunun aslında uydu kenti olarak. Ama sonra okullara da ihtiyaç olduğu, okullara da ulaşmanın zorluğu fark edilince muhtemelen soylulaşmanın da bir parçası olarak kolejlerde burada yer edinmeye başlamış diye düşündüm siz anlatırken. Bilmem böyle hani sizin aklınıza gelen, ekleyebileceğiniz başka gözlemleriniz ya da tezden çıkan değerlendirmeleriniz olur mu? Yani şöyle bir değerlendirmem var aslında. Şimdi genelde yerel yönetimlerin ya da merkezi yönetimlerin anlayışı sanırım şu şekilde oluyor. Yani bir orada bir işte bir canlılık varsa zaten metro istasyonları da çıkıyor datada. Tabii, metro istasyon tabii. Sayısı ve artışı da çıkıyor. Buna da bir paralellik oluyor. Şimdi metro istasyonu için aslında biz böyle bir hani nasıl diyeyim
özel işletme mantığıyla değil de yani daha çok kamuya hizmet mantığıyla eğer bir hizmet götürebilmiş olsaydık aslında metro istasyonları da soylulaştırmaya paralel olarak bu data içerisinde öznelik olarak çıkmazdı diye doğru. düşünüyorum. Doğru. Ya özel bir gözlemim olarak bunu söyleyebilirim. Evet, evet. Siz bunu söylemişken ben de yine mekan ve insanla gerçekleştirdiğimiz metrobüs duraklarının gayrimenkul fiyatlarının etkisi üzerine yapılmış bir doktora tezini üzerine de konuşmuştuk burada. Çok haklısınız. İşte tüm bunların aslında belki de tahmin edilmesi, önceden tahmin edilmesi, mağduriyetlerin önlenmesi açısından çok önemli. Çünkü aslında unuttuğumuz şeylerden bir tanesi barınma bir haktır. Ama nerede barınacağını seçmek de bir haktır. Evet, ve soylulaştırma ile birlikte aslında olumsuz olan şeylerden bir tanesi sizin o seçim haklarınız filtrelenmeye başlıyor. Yani tamamen tercihsiz değilsiniz belki ama tercihlerinizin filtrelemesi çok daralmaya başlıyor. Evet. Ve bu ciddi bir problem ve dediğiniz gibi kentin içerisindeki mekansal adaleti sağlamada da önemli bir problem. Kesinlikle. Çünkü yer seçmenin pek çok kriteri var kişisel olarak. O kriterleri elinizden almaya başlıyor soylulaşma bir noktada önceden gerekli kentsel politikalarla desteklenmediğinde diye düşünüyorum. Kesinlikle. Doğru düşünüyorsunuz. Müsaadenizle programı kapatacağım ama eklemek istediğiniz bir şey varsa... Benim yok. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ederim. Ağırladığınız için çok keyifli bir sohbet oldu. Benim için de öyle. Çok keyifli oldu gerçekten. Sevgili Maya'ya da bu vesileyle tekrar geçmiş olsun diyerek müsaadenizle programı kapatıyorum. Geçmiş mekan ve insan programlarını takip etmek ve yeni eklenen programlardan haberdar olmak için Mekan ve İnsan'ın YouTube ve Spotify kanallarına abone olmayı ihmal etmeyin. Gelecek hafta Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden Doçent Doktor Gizem Aksümer Kaynarca ile birlikte olacağız. Ve kendisi şu anda araştırmacısı olduğu pandemi çağında işbirliğine dayalı konut üzerine çalıştığı Co-Hop projesi kapsamında bir sohbet gerçekleştireceğiz. 9 Temmuz Salı 13'te Mekan ve İnsan'ın 304. bölümünde tekrar görüşmek ümidiyle. İyi günler.